Euro dolar paritesi ise kritik 1.32 seviyelerinde bir süredir izlenen ve beklenen seviyelerden bir tanesiydi. 1.32'ler ve artık o noktalara geldiğini, hatta bu seviyenin de altına gerilediğini görmüştük. Beklentileri, analist beklentilerini euro dolar bu hareketiyle çok hızlı karşılamış oldu. Şu anda da 1.32'lerde izliyoruz. Evet, değerlendirmeleri alarak devam edelim. ALB Menkul Değerleri Analisti Rıdvan Baştürk karşımızda olacak. Rıdvan, hoş geldin yayınımıza. İstersen borsayla başlayalım. 80 binlere geldi endeks. Devamı gelecek mi yükseliş? Merhabalar İnce Hanım. Evet, borsa bugün 80 bini test etti. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Jackson Hole toplantısında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin genişleyici para politikasına devam sinyali vermesi üzerine dün yurt dışı borsalarında olumlu hava mevcuttu. Bundan BIST endeksi de olumlu bir şekilde etkilendi. Bugüne baktığımızda ise bugün yukarı yönde bir açılış oldu. Bu olumlu havanın bugün gün içerisinde devam ettiğini görüyoruz. 80 bin seviyesi test edildi. Gün içerisinde bakacak olursak 80 bin üzerindeki tutulmalarda alımların gelebileceğini ve kuvvetlenebileceğini söyleyebiliriz. 80 bin aşağısında borsanın inmesi durumunda ise 79.500 destek seviyesine doğru bir geri çekilme olabilir. Bugün aynı zamanda Rusya ve Ukrayna tarafından gelebilecek gelişmeler de, haberler de büyük önem taşımaktadır. Bir toplantı düzenlenecek. Eğer o toplantıda olumsuz bir karar çıkması durumunda bundan BIST endeksi olumsuz etkilenebilir. Olumlu bir kararın çıkması durumunda da 80 bin üzerindeki alımlar tekrardan kuvvetlenebilir. Evet, istersen bir de paritelere bakalım. Euro dolar 1.32 sınırında. Bu seviyenin üzerine doğru bir toparlanma hareketi oldu ama çok da güç kazanamıyor euro gibi gözüküyor. İçeride de Türk lirası daha güçlü bir başlangıç yaptı güne. 2.17'lerin altının görülme ihtimali var mı? Bu geri çekilmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz kurdaki? Euro dolar paritesine bakacak olursak aşağı yönlü trendin devam ettiğini görmekteyiz. Şu an 1.31.90 destek seviyesi önemli bir seviye euro dolar açısından. 1.31.90 seviyesinden destek almaya devam ettiği sürece tekrardan kendini 1.32.40'lı seviyelere doğru atabileceğini düşünüyoruz. Olur da bugün zaten Amerika tarafından önemli veriler var. Dayanıklı mal siparişleri verisi takip edilecek önemli olarak. Euro bölgesinde önemli bir veri akışı yok pariteyi etkilemesi açısından. 31.90'ın altına inmesi durumunda da satış baskısının tekrardan gündeme geleceğini ve 31.40 desteğinin test edilebileceğini söyleyebiliriz euro dolar paritesinde. Dolar TL'ye baktığımızda ise geçtiğimiz haftadan bu yana 2.17.50 ve 2.18.30 arasında gidip gelmektedir. Bugün gün içerisinde de dediğim gibi Amerika verileri takip edilecek. Ayrıca yarın da yurt içinde biliyorsunuz PPK toplantısı, faiz kararları açıklanacak. Bu doğrultuda bakacak olursak paritenin, dolar TL paritesinin 2.17.50 aşağısına sarkması durumunda satış baskısının gelerek 2.16.65'li seviyelere doğru bir geri çekilme olabileceğini söyleyebiliriz. Tersi durumda ise 2.18.30 direnci hedeflenip buranın kırılması durumunda da alımlar gelerek 2.19.30 seviyesine doğru bir yukarı hareket görmemiz mümkün gözüküyor. Burada da tekrardan Rusya ve Ukrayna tarafından gelebilecek olumlu veya olumsuz haberler parite üzerinde etkili olabilecektir. Peki, çok teşekkür ediyoruz Rıdvan Baştürk, kolay gelsin diyelim. Piyasalardaki son durumu değerlendirdik, yorumları aldık. Bu arada hatırlatalım, saat 15.30'da dayanıklı mal siparişleri Amerika'da açıklanacak Temmuz rakamı, S&P Cashier konut fiyat endeksi Haziran verisi, Amerika'da tüketici güven endeksi de bugün açıklanıyor Ağustos rakamı. Az önce Rıdvan Baştürk'ün de aktardığı gibi Rusya-Ukrayna Minsk'te liderler zirvesi jeopolitik riskleri anlamında takip edilecek bir başka başlık olacak. Saat 14'te öğleden sonra gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.